Kıbrıs'ın mutfağına, otantik zamanına, kültürel bir sevdadır aslını yaşatmaya. Başında ak mendili, omuzunda peşkiri, Haşemi dendiğinde kim bilmez zekayı. Başında ak mendili, omuzunda peşkiri, Haşemi dendiğinde kim bilmez zekayı. Değerli izleyiciler, Zeki Altan ile otantik Kıbrıs mutfağından merhaba. Bu hafta yine Dadan köyündeyiz. Yani diğer adı Çınarlı köyündeyiz. Geçen programımızda Çınarlı'dan bahsettik. Burada çok enteresan bir program gerçekleştirdik. Su kabaklarında veya kabaklarda su içmeye için, şarap içmeye için kabakları zifledik. Hem mum hem de zifle yaptık. Ve bir de yanıklara karşı yumurta sarısından bir ilaç yaptık. Ve bu hafta yine bu güzel köydeyiz. Ve bu köyün daha önce belirttiğim gibi iki önemli özelliği vardır. Biri coğrafi olarak İpsara tepelerine sahip olması. Diğeri ise meşhur İncirli Mağara'nın burada bulunması. Diğer bir özelliği de bu alanda yaşayan, bu köyde yaşayan Bradanlıların da Kıbrıs kökenli ve bunların da kendine özgü çok güzel lezzetleri olmasıdır. Ve bu hafta biz Mahan Abla'nın evindeyik. Evi de böyle köy kenarında yamaca nazır bir yerdedir. Çok güzel bir görüntü baktığımızda. Doğal bir görüntü. Böyle bitki örtüsü maki tipi olan bir alana sahip. Ve bahçenin ön tarafında ise inanılmaz derecede küçük yavrular olan tavucuklar vardır. Burada ne vardır? Burada tavuk vardır. Ve bıldırcın. Ve bıldırcınımız vardır bizim. Evet. Bıldırcınlar, tavucuklar, bullicikler bu küçük mekanda kümeslerde barınıyorlar. Ve burada şu özelliği görüyoruz biz. Kıbrıs halkı tarihsel süreçte, tarih boyunca ürettiğini tüketen bir toplumdu. Ve bugün de kısmen bile olsa bunu yine köylerde görebiliyoruz. Evet, dilerseniz içeri geçelim ve içeride Mahan Abla ile beraber bugün çok özel, geleneksel Bladan köyüne, Çınarlı'ya ait bir yemeği yapalım. Dışarıda havucukta kısa bir girişçik ve içeri girdik aşevine, yanımda Mahan Abla. Nasılsın Mahan Abla? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Allah iyilik versin cümleyle. Amin, amin, amin. Amin. Hep öyle Kemal Hoca'da. Nasıl? Kemal Atif öyle der, hep amin der. Amin, amin, amin demek lazım zaten. Ya hep öyle söyler o. Bana sorar torunum. Nene ne yapan? Angonim mi torunun mu? Torun, angonim. Bana sorar angonim. Ne yapan nene? İyisin, iyiyim nenem. Allah iyilik versin nenem. Ha sen iyiyim, iyiyim der. Allah iyilik versin nenem. Amin derim ben. Hadi sen de söyle amin. Amin der o da. Kemal Hoca gibi, Kemal Atif gibi. Amin. Angoni'yi hiç kullanmadınız siz? Kullanırız. Ne zaman kullandın onu? Her zaman angoni. Doğduğundan beri? Bizde babaanne yok, anneanne yok, angoni var. Nene var, nene. Dede var. Edimin deyim bana, torun deyim bana. Kaçtı, dilim kaçtı. Kaçtı arada. Arada kaçtı o. Anlaştı o, anlaştık tamam. Biz... Anlaşıldı. Sıkıntı yok o zaman. Ha, bizde babaanne de yok, anneanne de yok, nene dede var. Tamam işte. Ha, biz bu yok. Doğrudur işte. Ama bir şey dikkatimi çekti. Urbacı'nın entarin çok hoşuma gitti. Bendo var. Yemeğecik vardır. Hepsi açıkla bana. Entarinin bezini Allah rahmet eylesin anacığım dokudu. Ben de biçtim diktim. Dokumadır. Anamın dokumasıdır. Ben de biçtim diktim. Değerim. Bendocuklarım da bendo liracıktır. Anam küçüklüğümden de alıştırdıydı ben öyle bendocuk takmaya diye. Hoşuma gider takarım. Altındı bunlar. Ya altındırlar ya. Kaç gramdı neydi bunlar? Gramı yoktur. Bunlar Osmanlı altınıdır. Bunlar gramla değil. Ben neyden takardınız?
Nasıl? Ne zaman takarsınız ben doları? Her, isteyen her zaman takar ama düğünlerde takardık genelde. Ha. Düğünlerde. Yemeğicin de güzel başında. Yemeğicin de anamın oyasıdır. Ha. Adı nedir bunun? Pamuk oya? Yoksa iğne? İğne oyası. İğne oyası ama pamuk da üstünde. Üstünde işte yünginden yapılır. Tabii. Evet. Yapılır. Bu da geleneksel iğne işi oyamız değerli izleyiciler. Oya. Çok güzel gerçekten. Çok güzel. İğne işi. Ama bu şeye benzer be Manap'la. Pamuk oyaya benzer bu. İpliği de olabilir tabii. Çünkü pamuk ipliği olabilir. İğne işi de pamuk oyası. İğne işi ama pamuk oyası. Evet. Yani danteli iğne değil. Evet. Yok. İğne. Dantelinden işlem, danteli iğne ipliğinden işleme değil. Bu da ne yapardı? Yapardı. Oya. Oya. Sen işler mi? İşlerim. Bana sen 5 tane oya ismi. Oya ismi. Bildiğin, işlediğin ve annen işlediği bildiğin oyalardan. Yasemin var. Yasemin var. Karanfil var. İşte nişan yüzüğü var. Başka? Başka şimdi yok. Onlar var sende bu oyalar. Vardır. Bir tane öyle halka nişan yüzüğü vardı. Onu da kaçaydım ama bulamadım şimdi. Halka oya. Halka oya. Veya parmak oya. Halka oya. Halka oya. Pekala şimdi sorayım. Ha. Onun kalemiyle. Ha? Kalem oya. Ha? Kalem. Tamam. Bildiğin yazdığın kalemiyle. Bilirim. Yasaran da içlem onu. Bilirim. Peki abi bir şey sorayım sana ben. Hı. Denizde gattacıklar vardı hatırlan. Ya hatırlarım karto. Karto ufak pisikyecikler. Evet. Küçük. Sağ yerini de söyleyeyim nerede var en çok. Söyle. Kaleburnu'ndan aşağı Gorovyan'ın ovasında. Cirasta. Cirasta değil o tarafa. O evet. Bir tarafta. Nedir? Yok geçen de aşağı. Deniz kenarında şey vardır. Restoran vardır. Nedir abi? Aa, şey söyle sen. Yahudi'nin ucundadır. Boylunun. Ha, bilmem her kimin ise. Tamam. Ondan daha ileri gidince orada çok vardır o kartocuklardan. Küçücük. Ben gider toplardım. Torunum da topladı getirdi. Nene sana kartocuk getir. Bunların yerini söyleyeyim sana dedim nerededir. Söyle dedi. Tam da o da oraçlarındır dedi bana. Onları nereye kullanırdın? Onları ben bardacık süslerdim. Bildiğin küçük bardacıklar var. Çembere konu. Nereye olursa konu. Yani Kıbrıs kültüründe çembere, yemeniye, onu oya kollardı. Evet, çembere de koruk ama şey bardacıkları da süslerdi. Sen hatırlan değil mi? Yapardım nasıl hatırlan. Evet. Vazo gibi bardacıklar alırdım. Onların üstünü böyle gül gül sıralardım. Evet. Bir de cilalardım, olur biterdi. Evet, harika. Manapla yahu. Evet, biraz giyim kuşam, Kıbrıs giyim kuşamı. Diğer taraftan Yemeni oyası, malzemesi, oya çeşitleri. Derken geldik Prada'nın meşhur yemeklerine. Bugün ne yapacağız? Bugün... Adı nedir? Durdat gelecek şimdi. Evet. Yarvola gelecek. Nedir? Yarvola. 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 Bu ne demek? Mantının, pirohunun bir çeşidi. Bu buraya özgüdür bana abla. Buraya özgüdür. Buraya özgüdür. Buraya özgüdür. Giden insanlar zaten çok koşup da... Fazla yemek yapmazdı. Hamur yemekleri. Onu yaparken köy insanının zaten hellimi, sütü, peyniri maksıl. Kendi üretir. Kendi üretir. Buğday da maksıl. Onu da kendi üretir. İki bezecik, bir bezecik açar. O gecelik yemeği olur. Gecesi geçer. Evet. Kendi ürettiğini tüketen bir toplum. Evet, kendi ürettiğini tüketen bir toplum. Yarvola değil. Yarvola. Yarvola. Bunu sen başka yerde duydun mu bu ismi? Vallahi çok da duyulmuş değil. Köyün dışında? Köyün dışında duyulmuş değil. Şu an köyde bunu yapanlar halen var mı? Çok az, çok az. Hatta hiç bilmeyenler bile var. Köyde Bradan'da, Çınarlı'da? Bradan'da hiç bilmeyenler bile vardır. Yani birine desen şimdi Yarvola nedir o diyecek. Tamam bir dakika hemen abla. Bu Yarvola'yı hangi yaş bilir şu anda? Vallahi hiç yaşa bakmaz bu merağa bakar. Meraklıysan 5 yaşındaki de bilir, meraklı değilsen 100 yaşındaki de bilmez. Köyün nüfusu kaçtır? Vallahi onu hocaya sonra 200. 200. 200'miş. Hayır, 200'miş. Hiç değilim. Hiç arkaya bakmam ben. Hiç arkaya bakmam. Onda herkes işini yapsın. 200 kişi. 200 kaç kişi bunu bilir sana göre? Yiyen belki bir 10 kişi olabilir ama 10 kişi. Yapan belki 3 kişi. O kadar az bir şey. O kadar az. Bak
şey Tatar böreği. Şey yar nedir o biri? Mantığı Tatar, pirohu onları yaparlar. Börek mörek onları yaparlar da bunu çok yapan yoktur. Yani Yargola'yı Pradan halkı kendi yarattığı zamanında ve bunu yapıp yerdiği günümüze kadar geldiği evet. Ve bugün de yapanlar azdır bilenler. Azdır çünkü niçin azdır? Bunun peynirini lazım sütten sen yapasın, davar sütünden. Talarda? Bu bakkalda satılan peynir değil. Talarda? Talarda yapacaksın, kendin yapacaksın. Bilen var, bilmeyen var. Tabii peyniri de bilmeyenler var ama yapanlar var. Genelde herkes peyniri şeyde kullanır. Nedir? Pilavına da kullanır. Peki Manapla, Yarvola ne demek bilirsen anlamı Yarvola'nın? Vallahi bilmem o kadar incelemedim. İncelemedim, akıl etmedim. Ama köyde bu konuşulur değil, Yarvola. Yaşlı kesim bunu bilir. Yaşlı kesim bilir. Bilir gene de. Bilir. Bilir ve Yarvola olarak bilir. Bilir. Evet, çok ilginç bir saptama değerli izleyiciler. Gerçekten ilginç bir saptama. Eğer bir gün Kıbrıs mutfağının, Kıbrıs gastronomisinde eğer bir haritasını çıkaracak olursak ve atlasını çizecek olursak, Bradan'da Çınarlı Köyü'nde Yarvola isimli bir yemeğin var olduğunu, tarihsel süre içerisinde kullanıldığını, bunu da bu köy halkının yarattığını, nasıl yarattığını, ürettiği tarımsal ürünlerle yarattığını, dönüp de drabezinde yani masasında bunu tükettiğinin bir şahidiyle karşı karşıya bulunuyoruz. Tarımsal ve hayvansal. Evet, çok doğru Manapla. Hem tarımsal hem hayvansal ürünlerle drabeze getirilen ve orada tüketilen bir tür hamur ve süt ürünleri lezzeti yemeği. Ve bugün Manapla bunu yaşayanlardan bilenlerden biridir. İyi ki vardır ve bugün otantik Kıbrıs mutfağına unutulmaya ramak kala az kala bunu sapladık ve otantik Kıbrıs mutfağına Manapla'nın sayesinde daha çok bu defa görsel olarak kitaplarda, yayınlarda yaşayacak ve bunun da altına imza koyan Manapla'yla beraber Yarvola'yı yapmaya başlayalım. Evet Manapla, çok sağ ol. İlk kez son dakika bile olsa unutulmaya yüz tutmuş bir yemeğimizi yakaladık. Senin sayende. Evet. Yakaladık. Bu yarvola olayı sen kimde öğrendin? Annemler yapardı. Annesi yapar mıydı? Annem nasıl? Annenin annesi. Ben annemin annesini hiç yetişmedim. Yetişmedin. Ben nenesiz büyüdüm. Nenesiz. Nenesiz. Bunu annen yapardı? Annem yapardı. Sık yoksa zaman zaman. Zaman zaman. Yapardı. Yapardı. Bu evde yenir mi herkes? Yerdi herkes. O zamanın hükmünde yoktu şimdiki gibi ben onu yerim ben onu yemem. Yeyen yerdi, yemeyen de bastırırdı. Bastırırdı. Evet. Ama yine bir şey lezzetliydi herhalde. Bir şey tabii sevilen bir şeydi. Sevilen bir şeydi. Çok sık da yapılmadığından daha güzel yenirdi. Pekala, sen bunu ne kadar sık yapan? Vallahi şimdi ben iki kişi kaldım çok da sık yapmam. Benim adam Lefkoşalı'dır. Çok sevmez böyle. Şehirli? Şehirlidir. Beğenmez öyle. Çok hamur işlerini yer de bunu beğenmez. Eşi dediği? Yer. Ha, Norlu'yla peynirliği çok sevmez. Evet. Eşi dediği manatlarından Murat abimizdir. Onu da not düşeyim. Kardeşi de halk bilimde, halk bilim öncülerinden Mustafa Serdengeçli hocamızın kardeşidir. Onu da arada belirteyim. Evet. En son kökten folklorcudur. Evet. Hemşehirde kaldılar. Evet. En son Yarvola'yı ne zaman yaptın? Vallahi onu tarih sorma bana. Ben sayılan tarihleri çok kaç karıştırdım. Sene? Kaç sene? Ya, bir 5-6 ay önüne yaptım değil. 5-6 ay önüne yaptım. Yaptım 6 ay önüne diyeyim. 6 ay önüne yaptın provasını. Evet, provasını. Kime sordun arkadaşlar? Kime sordum? Kime sorabilirim? Kimdir arkanda? Uğraşta şeyine. Kimiyle işbirliği yapar, kimiyle beraberlik yaparık. Ya işte uğraşta Kemal Hoca. Eskiye gide eskidik artık Kemal Hoca'yla. Geri giderik biz hep. Ya? Hep eskiye. Uğraşta kurdalanır da bizi dinler. Evet, dinlesin o. Biz kurdalanık buraya. Yabancı değil. Değil. Evet. Kemal Hoca orada uğraşsın, biz geçelim buraya.
Yavru olayın malzemesi nedir? Yavru olanın malzemesi keçiden, koyundan sağdığın süt, ama biz keçiye meraklıyız diye. Keçi sütünü daha iyi beğenirik. Ondan yaparız. Neydi? Şimdi eski zamandan da insanlar mesela buzluk yoğurdu, difriz yoğurdu. Eğer süt ekşirse bile o süt atmazdık. Koyduk kazana, birazcık da maya olurdu. Biz ona yelli derik. Yelli? Yelli. Ekşimiş sütten? Ekşimiş sütten de olur, normal sütten de olur ama süt vardı, ekşidi süt. Ne yapacaksın? O yelli olur. Yok, kong tozu yelli olur. Yelli olur. Ondan sonra kong yap. Olsun maya değil mi? Maya da kong toz da, hangisi var Selim'de. Ama biz eskiden maya kullanırdık. Ve o zaman yelli olur. Yelli olur. Evet. Yelli olunca onu parçalar, onarır, yaparak bu talarların içine sokarık kendini. Yelliyi. Yelliyi. Yelliyi buraya sokan. Toplar basarık bunun içinde. Bunu bir taraflı basan. Hellim gibi iki taraflı basma. Çok basma istemez bu. Biraz bastın yeter. Bunun içinde tekrar pişiririk kendini. Aynı suyun içine talarla beraber atarık. Onun içinde bir şey. Kazanın içine. Suyuyla beraber bunu da pişer. Çok da çok pişirmeye kellim kadar. Daha az. Şimdi bir dakika. Ekşiyen sütü. Evet. Koyarık içerisine toz veya maya. Evet. Ondan sonra bu talara koyarık. Evet. Bu taları atarık şeyin içine, evet. Gazanın içinde, evet. Su vardı, ne var içinde? Oro. Oro. Oro nedir? Hellimin suyu. Ha, onu bir daha. Sütün suyu. Yok hellimin suyu. Onu bir daha açıkla. Oroya açıkla. İçinden aldığında şeyi, peyniri yapacağın malzemeyi, o kalan oro olur. Oro. Yani güzel. Süt suyu. Ha. Ve biz bunu içine atarık bunu. Ve ne yaparız içinde? Altında kaynatırık. Kaynatırık. Bişer içinde? Bişer içinde. Yani biz buna bişer derik içinde, bişer. Tamam. Ama çok da hellim kadar pişme istemez. Az. Az. Pişince çıkarırık onu şeyden, kazandan, koyarak birazcık elinde yanacak kadar soğuyunca çıkarırık bunun içinden kendini, birazcık tuz koruk. Tersine koruk taların içine bu defa. Kendini ters koyarık. Bırakırık taların içinde ters olsun. Evet. Soğuduğuna kendini koruk bir kabın içine birkaç gün bırakırık dışarıda. Deliklensin, peynir olsun, ekşisin. Evet. Ha, ekşimiz sütten olunca çabuk deliklenir. O bir sütten olunca geç olur. Demek ki yerliyi biz oro suyunda pişirdik. Evet. Değil mi? Evet. Tamam. Çıkarttık, tuz koyduk, ters çevirdik. Evet. Önce tuz, sonra ters çevirdik. Beklettik kendini. Ondan sonra aldık kendini bir kabımızın içine. Birazcık tuzlarık. Kendi ağızladığına dışarıda, göre. Dışında. Dışarıdan ağızladığına bunun gibi, göre. Bunun gibi. Ha? Onun gibi olur. Evet. Bunu birkaç gün tutarık dışarıda. Bu setleşti değil. Bu Çin difrizden çıkmadı. Ha, difrizden çıkmadı. Ha. Evet, sonra bunu. Beklerik birkaç gün. Şey eder. Ekşilenir. Eğer kullanacaksak kullanırız. Yok da kullanmayacaksak koruk naylonlara, koruk difrize. Bir dakika, bir dakika. Difriz vardı eskiden. Yoğurdu eskiden. Nasıl yapardık? İşte kullanacağımız kadar yapardık. Bu nereye satlardın? Öyle çok çok kalmaz bu. Hellim gibi öyle suya koyasın da kalsın, kalmaz. Bu nereye satlardın? Birkaç gün. Birkaç gün serin bir yerde tutan işte kendini. Tel dolap vardı. Tabii tel dolap vardı. Ona koyardınız. Tel dolaba koyan sinek kurt atmasın, evet. Diye. Ha. Tamam. Pişmesine tesir etmez o. Sinek konmasına tesir eder. Ya tel dolabın yoksa koyduğun kabın içine bir yemeni örten üstüne. Hı. Gene o da tel doğru görevini yapar. Hı hı. Bekledin gene 3-4 gün. Ondan sonra ne yapacaksan yapar. Kesen parça parça. Parça parça kesen kendini. Daha fazla pilavına, bir yarvola, işte böyle bir şeyler de nerede kullanacaksan artık, evet. Kullanın kendini. Demek ki yarvolanın malzemesinin bir tanesi? Yarvolanın tek malzemesi vardır budur. Bu tam adı nedir son? Tam adı? Peynir. 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 Şey peyniri, talar peyniri, köy peyniri. Talar, köy peyniri. Her peynir olmaz. Bu yöntemde. Bu yöntemde. Yallinin orosuyla yallinin orosunda pişen, evet. Evet, yallinin orosuyla pişmesiyle olan peyniri, aynı zamanda pilavına peyniri. Pilavına peyniri, yarvola peyniri. Ve köy peyniri. Köy peyniri. İsteyen öyle yenir, yer onu, öyle de yenir. Evet. Şey de yer, delikli peynir seven onu, evet. Tost yapar, kabira da yer, elli ekmek yer, yer yani. Evet. Demek ki birinci peynirimiz budur. Diğer malzeme nedir?
yarab olayın diğer malzemesi. Olanın bunu keseceksin. Koyacaksın. Yok, malzeme olarak. Un. Şimdi içine yarab peynir ile nane konsa de. Neyin içine koyarak? Peyniri rendelen. Şimdi bir dakika. Malzemesi un vardır. Bir dakika. Peyniri rendeleyeceksin. Tamam. Nanesini koyacaksın. Hazırlayacaksın. Bu şekilde. Hadi. Ha, hazır orada. Evet. Çekeyim böyle. Evet. Ha, bu hazır. Bu hazırlandı. Bunu bu bırakın. Peynirimiz ve nanemiz gurur evet, nane. Evet. Evet. Ha, bu hazırlanmış. Değerli izleyiciler. Evet. Bu peynirimizi yani pilavına peynirimizi rendeledik. Ve içerisine gurur nane koyarak böylece karıştırdık ve karışım elde ettik. Evet. Bu tamam. Karışım tamam. Şimdi aldık unumuzu. Un. Un. İçine bir tutam tuz koyduk. Birazcık da zeytinyağı dökecek. Dökelim zeytinyağımızı da. Çok değil. Evet. Ha. Evet. Ama yıkayım ellerimi de. Yıka. Evet. Evet. Yıkadık elimizi. Elle de yıkandı. Sulandıracağız. Un içerisine göz kararı biraz tuz evet, ve sonra biraz zeytinyağı. Zeytinyağı. Bunu bir böyle havalandırdık. Havalandırdık. Evet. Bir de sucağız dökeceğiz böyle. Ne dökeceğiz? Su. Yo. Ne dökeceğiz? Sucağız dökeceğiz. Hah. Şimdi oldu be. Ha. Manaba. Sucağız döktük içine biraz. Ha. Sucağız. Biraz sucağız döktük. Evet. Sucağımızı da döktük. Ha. Ovalayacağız kendini. Ovalayacağız. Ovalaya toparladık. Şu cihazı, su cihazı dökünce de ovalarık. Cihazı dökünce ovalarık. Evet. Az geldi bunun suyu. Birazcık daha su cihazı dökecek. Oldu. Bunu toparlayıp beze hamuru haline getirecek. Çok sert olursa açılmaz. Çok yumuşak olursa yapışır. Onun için ulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceğiz. Evet izleyiciler, hamurumuzu ovaladık. Evet. Kıvamına getirdik. Evet. Dinlendirdik. Ve en son beze haline getirdik. Bu hale aldı. Evet. Böylecesine bunu yuvarlayacağız. Evet, bunu yuvarladık. Onu örttük, kayıslanmasın. Ne yaptık? Örttük onu, kayıslanmasın. Ne yapmasın? Kayıslanmasın. Kayıslanmasın. Ne diyor o? Kayıslanmasın. Hamurun üstü kurursa da parçacık olur. Biz ona kayıslandı derik. Öyle mi? Evet. Kayıslandı. Bu kayıslandı o sertleşince, kuruyunca parça böyle ufalmaz. Parçacık da olur üstü. O kayıslanma olur. Kayıslanma. Ha, bu kayıslanmayı bu köyde kullanır yoksa başka köyde de? Vallahi ben kullanırım. Bilmem başkaları kim herhalde. Başka? Kim kullanırdı? Bilmem. Aynen. Hepimiz kullanırız. Aynen, kullanır tabii. Hepimiz kayıslanma. Evet. Demek ki üstüne ötelik kayıslanma. Makarna bile yaparken evet, çok kesersen hamuru da çok durur, kayıslanır. Ben onu naylona koyarım ki kayıslanmasın. Kayıslanmasın. Evet. Not düştük. Şehirgeyi bile keserken ha, kesen hani de elinin üstüne de şehirge yapacaksın. Onu da yağlan. Kayıslanmasın. Zeytinyağıyla kayıslanmasın. Kayıslanırsa pürçüklücük olur. Evet, doğrudur. Pürçüklücük. Ufalanır. Evet. Kaldırıp naylonla kuleyi de. Evet. Evet. Şimdi bunların hamurun bezeyi bir tanesini koyduk şeye, kaba. Evet. Üstünü örtük kayışlanmasın diye. Diğer bezi de burada. Şimdi yarvolaya gidiyoruz yavaş. Evet, bana bak, gel bakalım. Draveze böyle güzelce temizledik, tetikledik elini. Değil? Evet, bu da tetiklendi şimdi. Onu da kaldırdık. Bezemizi açacağız. Evet. Otları kullanacağız. Ya. Önümüz eksik oldu şimdi. O ben buldum hemen.
Demek kayışlanmaktır ha? Kayışlanmaktır. Kayışlanmak. Ha. Önümüzü size koyduk. Ben de liralar. Un olmasın. Ha? Un olmasın. Mahanaba bir tanesi mahabaya. Vallahi mahanaba ya. Bu ne öğrendik ya o senden? Yerli öğrendik. Pilona peynir öğrendik. Kayışlanmayı öğrendik. Kayışlanmasın diye. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Çok serinde de yapmayız beze işini, hamur işini. Çünkü çok serinde yaparsak kayışlanır ve güzel olmaz. Evet. Yuvarladık güzelce ne? Evet, aldık elimize oklavımızı. Evet. Biraz öyle. Biraz böyle. Şimdi Zekai Bey'le yer değiştik. O benim yerime beze açacak. Ben de onun yerine ters çevirme, o tarafa çevireceğim. Ha, olmadı. Sar 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 sar. Sar çek bu tarafa gelini. Bakmış bir mahalle sen daha. Ha, çevir çevir bu tarafa gelini. Şimdi aç. Ha. Ha, aç. Hop. Evet, hadi tekrar sar. Evet. Tekrar sar. Bezemiz hazır. Ya ama şimdi bunları getirdik, gösterdik. Bizim sanatı da aldılar elimizden. Bak hemenden başladı. Yo, o yapsın. Tamamdır. Biz onlar yapacak artık. Bura. Tamam. Ha, uzat. Tamamdır. Evet. Evet. Bezeye gel bezeye. Bezeye gel bezeye ya. Son soru ver. Şimdi, bakın bu soru. Sorun. Ne sorayım sana? Ne istersen hadi. İşte. Elini böyle böyle uzadı canım yaparken ha. Öyle dümdüz sen. Aa, çek buraya. Tamam, buraya. Böyle. Çek. Dur. Dur. Bunu böyle tut. Tuttum. Böyle yaptığında kendi tersine saran. Sen o uyumadı bana. Bak bunu. Ha. Evet. Atacaksın. Unamadık biz ama. Ha, yapıştıracaksın. Hızı yaptım ben. Yapıştıracaksın oklafı ya. Yapıştıracaksın oklafı ya. Evet. Ya. Yapıştıracaksın oklafı ya. Bak. Ha bak. Konuşacak bezenin ucu. Ya böyle. Ya. Bak gördün. Hadi. Yap bakalım. Becerecek miyim? Az kadar. Oluyor artık. Kenarcıktan. Yavaş. Yırtarsan bezeyi yiyeceksin oklavıyı. Vallahi yok. Bu işin şakası da yok. Konuşacak mı oklavı şimdi? Ha, konuşacak oklavı. O kadar. Hı. Nasıl? Oldu. Koma. Koma da artık şey etti, oluyor. Ben elimdeki işi Zekai'ye vermem ama gel işte kandırdı beni, aldı elimden gene. Hop. Ezdin onu. Ha, nasıl? Tamamdır. Tamamdır. Oldu. Herkes işine hadi. Al sen mikrofonunu. Evet. Hazıra geldim benim beze. Kaç puan verdin bana? Vallahi ne bileyim, ben çok puan veremem. Kaç not aldın ben? Birkaç tanecik aldım. Ha. Çok da değil yani. Biraz pintiyim. Ve Mahanaba, sen söyle bir şey. Söyle. Ben yapmak istemedim ya. Ha. Yani ha. Sen boşasın diye. Evet. Ben evet. Ona gelmeyi istemedim ya. Yani ben ayıp olur bileyim. Yok. Ayıp olur. Eğer yapabilseydin elin söyleyeceydi kuzum. Ya. Kandıramam beni. Maharet olunca beklemez seni, isterdim ya istemezdim. O konuşturur. Bir şey sorayım sana ben. Sorayım. Bu beze açılmışken, evet. Bu bezeyle neler yapabilin? Bu bezeyi norun kaymağın varsa kaymak katmeri yapabilin. Cevizin pademin varsa ceviz padem kaymak koyup şerbetli tatlı yapabilin. Ha. Nedir o adı tatlının, şerbetli adı? Nasıl diyeyim sana? Samsun açma. Değil. Bu katmerdir. Tamam. Şerbetli katmer. Tamam. Norlu katmer, şerbetli katmer, otlu katmer. Evet. Otlu da yapabilin. Dirifti. Evet. İstersen kesen, içine koyan börek tamam. Şeklinde de yapan. Tamam. Hellim böreği yapan, nor böreği yapan. Bunu açan, içine kaymak koyan. Sade öyle fellak katmeri pişirin saçta. O da olur. Kesen kendini erişte yapan. Başka? Söyleyeyim sen. Tatar mantı pirohu. Bir de şey vardır. Ne? Dur. Pirohu. Yarvola. Dumaça.
Dumaça. Ha, bir de dumaça vardır. Ha. Sen miyim bunları değil dumaça? Bilirim ya. Bunu kesen erişteden daha büyük. Bezeyi kesen erişteden daha büyük. Parça parça. Onu suya kaynadın kendini. Üstüne hellimin varsa hellim rendilen. Hellimi yoksa insanların. Dumaçada. Dumaçanın yağından diyanis ederdiler. Ve öyle yerlerdi. Gurdu borto? Onu bilmem. Tamam. Dumaçayı bilin. Dumaçayı bilirim. Gurdu borto bilmem. Simbides? Onu da bilmem. Tamam. Onlar umcadır. Belki bilirim de. Dumaça da umcadır. Belki bilirim de. Bilin herhalde. Bilmem. Evet. Bunu ortalan. Evet. Ortasından çizgici olacak. Evet. Getirin, eşitlen kendini böylecesine. Eşitlendi. Eşitlenir. Eğer dikkat oldu. Dikkat oldu. Tamam. Eğer artan yer olursa altındakinin koyarken malzemeyi dışa koymayasın diye ona böyle tırnağına nişan koyan. Ha. Bu da bir şey değil. Ha. Bak nişan koydum tırnağına. Sonra döneceğim bunu. Hadi be. Saracaksın böyle kendini yarıya ha. Kadar. Geri sardık. Geri sardık. Evet. Aldık mı elimize? İç malzemeyi. Evet, iç malzeme. Bu peynir ile nanedir, öğünmüş, rendelenmiş. Evet. Bunu böylecesine tutamcık tutamcık koyacak böyle azacık azacık. Kaçtı abim ama. Kim? Abim kaçtı. Bilmem uğraştı ama. Bir dolanır. Kaçtı galiba. Gitti herhalde. Sıralayacak bunları böyle. Bez üstüne gelecek. Bir daha yapacak. Gitsin. Evet. Hepsi üstüne örtecek. Evet. Nor korsan pirav olur. Peynir korsan yarvol olur. Ama ne peyniri? Ya işte ev peyniri olur. Pilavına peyniri. Pilavına peyniri, köy peyniri, talar peyniri. Talar peyniri. Hepsinden sayalım. Bilmeyenler de öğrensin. Şimdi bunu tekrardan üstüne geçiriyoruz. Güzelcesine. Hadi. Hop 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 hop. Caz geldi. Caz geldi. Bu kenarı biraz eksik değildi ama. Çekecek böylecesine kendini. Oldu da bitti. Böyle de bastıracak. Kenarlar. Açılmasın diye. Evet, açılmasın diye. Şimdi gözlüklerden ben biraz da ben de görürüm. Az görürüm. Onun için. Bastırdık kenarları. Dönecek orta yerlerini. Hepsini de. Hepsini de. Burası biraz katlandı ha. Hamur yapışır ve kapanır. Yapışır ve kapanır. Çin tekerleciğine kestiğin diye hem daha güzel görünür hem de o da yapıştırır biraz daha ama tekerle... Onu kim öğrendi ayrıca yapsın çocuklardan? Nasıl? Kim öğrendi yapsın çocuklardan? Vallahi kızım isterse yapar. Biliyor orayı. Bilir, beze açar. Yer olayı çok bilmez de beze açar yani öyle mantı şey isterse yapar yani. Beze açar. İstediğine paklava bezesi bile açar ama isteyecek. Şimdikiler bilin ya biraz genişlikler seviyorlar. Evet. Esin tekerek yoğurdu. Ne yaparlardı kesinleri? Tabacığına. Haa tabacığına değil. Tabacığına. Evet. Kahve tabacığı, büyük tabak hangisi olursa olur. Bazılarını hiç bastırmadım. Bazılarını da iki kere bastırdım. Hiçbiri kakıp kaşımadı. Alayım tabacıkta tabacığına keseyim hadi. Şey kes, şey mi kes? Hem tekerek hem tabacığına görsünler. Tekerleğin yaramaz ama. Yok görsünler diye görsünler. Tekerleğin budur. Güzel ha. Değil. Şey değil. Mısmıl değil yani. Mısmıl değil. Mısmıl değil. Mısmıl değil. Ya. Anladın onu? Anladım. Bak, mısmıl olmadığı için gitmez. Bunlar tabacı.
kenarını ayırdık. Kaldı sıra aralarını kesmeye. Tabacı işte, sigorta iş. Sigorta iş. Göreyim de mısmıl keseyim. Mısmıl keseyim. Ne yapıyorsun şimdi? Mana baldın onun eline. Kahve fincanıyla. İstersen böyle kesen, istersen kahve fincanıyla böyle bastırıp bastırıp ayırın kendini. Bu da iyi değil, sigorta. Vallahi o da güzel, o da güzel. Çok eskiden bu yöntem vardı. Fincanı kesme yoksa son çıkıyor. Vallahi biz keserdik. Vardı sizde. Vardı. Annen yapardı. Annem yapar. Annem son hastaydı. Çok yapmadı. Bu yöntemi yapardı. Evet, evet. Evet. Demek ki üç yöntem. Evet. Bir tanesi tekercan kesme. İkincisi tabacıyla. Kahve fincanın tabacıyla kesme. Büyük tabak. Bu şekilde. Ve büyük tabak. Üçüncü de fincanla kesme. Değil mi? Evet. Bu daha hızlı değil. Bu daha hızlı seri gider. Evet. Böylece bunları keserek deriz. Evet, bunları keserek. Evet, beze işi bitti. Bir dakika. Bu kayışlanabilir ha. Örtecek. Ha, kayışlanmasın. Kayışlanmasın. Kayraşmasın. Kemal hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş Kemal hocam. Adettendir. Evet. Aslında bu işi kadınlar yapar ama biz de 75 yaşından sonra kadın verdik. Vallahi. Sen kaybettin. Ettiğim şey yardım hana baya. Erken bitireyim her şeyi. Evet. Aşkıyı. Şimdi bunu koyacağım. Kabına kayışlanmasın da başka bir şey yapacağım da hazır olsun. Şimdi ne suyumuz hazırdır? Şimdi birazcık tuz koyacağız. Çok kaynanmış suya. Kaynanmış suya. Çok koymayacağım çünkü çok tuzlu herkes yemez. Tamam. Suyumuz kaynadı değil mi? Şimdi su kaynar. Tuzunu koyduk. Birazcık da zeytinyağı damlatacağız. Oldu. Ha, bir iki damla da ekşi. Ekşi. Ne için koydum bunları bileyim? Yapışmasın diye. Birbirine yapışmasın. Ben makarnaya... Yarbola yapışmasın diye. Yarbola yapışmasın diye. Makarnaya da korum, mantıya da korum. Hepsine korum ben bir iki damla. Makarna mı, makarna mı o? Makarnadır ama ha. Makarna da derik, makarna. Esasen makarnadır. Makarna bu değil. Şimdi değerli izleyiciler, evet. Mahan Abay'la birlikte yarbolaları yaptık. Evet. Benim de emeğim var tabii, onu söyleyeyim arada. Evet, evet. Biraz işi karıştırdım evet. Ama bir şey deyin. Ha. Evet. En azından seyrettim olsun. O da, evet. O da bir şeydir. Doğrudur. Evet. Suyu kaynattık. Evet. Yaptığımız, hazırladığımız yarbolalar evet. Suya atılıyor. Yapışmaması için de içerisine evet. Zeytinyağı ve ekşi koyduk evet. Az miktarda. Evet. Şimdi içini bıraktık. Artık kaynamaya kalacak. Atıyoruz içine. Kaç dakika ise kaynasın bunlar? Vallahi bilmem artık. Hamırına göre. Bazı hamur tez pişer, bazı hamur sert olur. Gecikir bitsin. Bunlar kayışlamadı hiçbiri daha. Bunlar kayışlandı. Hani? Bu birkaç tane öncedendir. Kayışlandı mı? Haçan da, evet. Ha, haçan da mı kayışlandı? Haçan da. İşte ilk kayış. Deriden olandır. Ha, bu kayıştır. Kayışlandı. Kayış. Kayışlandı. Kayışlandı. Kayışlanma. Kayış dersen tamam, kayış deri tamam, kayıştır. Tamam. Demek bu, nasıl bu kayışlandı? Bu rüzgardan kayışlanır. Hemen bir anda. Bir anda. Evet. Bir anda. Yaparken bile kayışlanır bu. Kayışlanır. Evet bir kısmı kayışlandı. Yaptıktan sonra zararı yoktur da yaparken etkiler. Gider. Artık pişmeye bekleyecek değil mi evet. Pişmesini? Evet pişmesini. Evet değerli izleyiciler. Bazıları kayışlandı. Ona rağmen bunları sıcak suya attık. Evet. Sıcak su içerisine zeytinyağıcık, ekşicik attık. Ne için? Evet. Yapışmasın diye. Evet. Ve şimdi mahan atmada tencerenin ağzını kapayacak. Evet. Ondan pişmesini bekleyecek. Pişince de yiyecek. Böyle birazcık karıştırdık. Yine çok karıştırdık. Tahta kaşığıyla. Neyi karıştırdık? Yarbolaları. Evet. Ağzını kapattık altını da. Ben buna şimdi soğuk su dökeceğim. İçine? Evet. Ne için? Yapışmasın. Yapışmasın diye. Yapışmasın diye. O kadar. Tamam. Şimdi alacağım kendini. Ama sen, ha, al sen. Hadi sen konuş ben yapayım hadi. Tamam al kendini. Yanman tamam. Yanman korkma da. Koy telin üstüne. Hayır, ne yapacağım söyle. Ha, koy oraya. Koydum. Tamam. Almıyor onu. Aldım hadi gene bak geldi. Ben de alayım şeyimi. Katsinekleri de. Ha.
Ha, sen gel lan, sıcak bir. Evet. Şimdi al, kez girelim. Evet. Altı çok uzun değil. Yetişemem. Evet, önce altına koyduk. Ellim koyduk altına. Naneyle karışık. Evet, ondan sonra koyuyoruz yarvolaları. Evet. Birazcık daha ellim. Birazcık daha yarvola. Evet. Bana bak. Sen fazla koydun tabağı. Niçin fazla koydun? Bir tabak fazla adettir. Adettendir. Evet. Ha, bu cimrilik olmasın da doymayan alsın masadan diye. Onun için konur. Evet, onun için konur. Ya sofra adabını öğrendikleri izleyiciler. Evet. Yemek yiyecek olanlar sofrada 5 kişiyse 6. tabak konur. Neden? Bir domodaysa oradan alsın diye. Değil? Şimdi ben biraz yaşlıyım. Çekinirler kalk daha getir bize desinler diye. Ha. Ben de korum bir tabak fazladan. Uzansın alsın oradan diye. Tamam. Evet değerli izleyiciler. Gelin Mama Hanab'a. Evet. Gel bir tek acık. Kemal Hocam da geldi çünkü. Gel otur buraca. İki tek ha. Aman ha. Kim soğuk? Buyursa bu soğudu. Vallahi en önce bu taraftakileri koydum. Soğuk varsa soğucuk biraz yan da şeyde. Hadi Murat. Hadi Murat Bey. Hadi Murat abi. Evet değerli izleyiciler, yarım olayı yaptık. Yaptık. Bu hamurda ben de emek verdim değerli izleyiciler. Hem de büyük emek verdim. İki kere oklavayı salladın. İki kere oklavayı salladı, emeği geçti. Bileydim dokundurmazdım. Bu kadar övüneceğini bilseydim, ortak çıkacağını bilseydim yapmazdım. Yapmayı istemiyor, seni üzmeyi istemedim. Ama sen de benim elimden kaptın. Kaptın. Söke söke. Süper, süper. Ama biraz emeğim yoktu içinde. Ne? Emeğim yoktu. Mecburiyetten var diyeceğim. Hatır olsun. Hatır olsun diye. Tamam, anlaştık. Kırmamak için. Anlaştık o zaman. Tamam, anlaştık. Evet, önceleri yavrula yaptık. Şimdi adım saati geldi. Soğuktur. Soğuk. Tamam, tamam göre. Tamam, tamam göre. Vallahi ben sıcak yerim. Vallahi. Evet, kuru nanecikli. Evet. İçinde pilona peynirli, köy peynirli, talar peyniri, ve gene üzerinde kuru naneli. Evet. Gene köy hellimi. Peyniri. Köy hellimi. Ha, bu arada da söylemeden geçmeyeceğim ha. Şey peyniri de hellimi de görneçlendir. Görnecin. Görnecindir. Evet, süper bir tat değerli izleyiciler, gerçekten. Şimdi süper tat der ama ha bu yağlamadır. Güzel değil ise bile diyemez güzel değil. Çünkü başka zaman ne yapmayacağım kendine bilir. Söyle devam et, ne yapayım? Söyledim zaten içimde. Gerçek olsa bir de ben içimden geleni dışıma vururum yani, ben buyum. Allah bana verdi bu dili, konuş da korkma dedi. Bana bak, çok güzel oldu, eline sağlık. Afiyet var, şeker İnanılmaz. Olsun. İnanılmaz. Sevgimi kattım ondan, güzel oldu. İşin güzel tarafı, yok olma aşamasında bir yemeği hamur işini yeriz sana elinden. Evet, afiyet olsun. Bu çok önemlidir. Afiyet olsun. Yarvola değerli izleyiciler, yok olma aşamasında, aldığınız bilgiler doğrultusunda, yarvola artık son yıllarındadır gibi geldi bana. Ve şu anda Mahanap'ların sayesinde tabii ki bizi yönlendiren, yön veren, referans olan Kemal Latif hocamız. O da kardeşimdir. Yani. Biliyorum tabii. Ama başkası da bilsin. Senin bilmen söyledik, gene söyleyecek. Ya söyledik işte. Ben gene söyledik, bu da. Ben bekleyeceğim senin görüm olsun da söyleyesin. Ben konuştum sabahtan bunu. Dedik ya bu da. Ama bak bu çık ben mi? Söyledim. Gene söyledim o zaman. Söyledim. Tamam. Kemal Atif hocamın önerisiyle buraya geldik. Ve kız kardeşim Mahanap'la bize bu yarbolayı yaptı. Evet.
Ve şu anda biz bunu otantik Kıbrıs mutfağı tarihine not düştük. İmzayı koyan da Mahan abla olmuştur. Çok sağ olsun. Son sözlerini diyeyim Mahan abla. Afiyet olsun. Son sözlerin. Eğer katkım olduysa ne mutlu. Evet. Ben de eskileri canlandırmaya gerçekten canı yürekten meraklıyım, yaparım. Yani zorlanarak da yaparım. Elimden geldiğinden fazlasını da yapmaya çalışırım. Sırf eskiler canlansın. Evet. Yani bizim şeyimiz bitmesin yani. Evet. Eskilerimiz. Doğrudur. Bu manava katkı değil, direkt doğrudan imza koydu. Yarabı olayı otantik Kıbrıs mutfağına düştük. Tarihini yazdık ve imzasını koydu. Son olarak şunu söyleyeyim. Mahan abla aynı zamanda çok güzel, el becerisi yüksek, Kıbrıs el sanatlarında inanılmaz bir beceriye sahip biridir. Ve Doğu İskemmeden Dudumuz'da bir takım örgü işlerine kadar, sazla, saz işlerine kadar inanılmaz ses dalar, paneriler, siniler yapıyor. Evet, bir gün de Çınarlı'ya, Bradan'a gelirseniz bir sorunuz kimdir Mahan abla? Geçip yaptığı da ürünleri bir görünüz. Beni tanımayan da adımı bilir. Komşu uzaktan gelsinler. Uzaktan, çok uzaktan. Bilmem artık. Ben yaşlıyım, çok uzaklara hizmet edemem artık. Yok, sırf yanınızdan gelinirse. Evet. Seven dileğe buyursun. Evet. Çok sağ olun abla. Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Evet, çok güzel bir program yaptık. Bu not düştük, imza koydun. Ve bu işi burada noktaladık. Çok sağ ol. Sonu da hayırlı gelsin. Gelecek o zaman, çok sağ ol. Kemal Hocam çok sağ ol sen de. Bize yön verdiğiniz, bize bunu hatırlattığınız en azından, kız kardeşinizi hatırlattınız, dikkat çektiğiniz, biz hemen geldik ve programı yaptık. Son sözlerini alabilirim. Şimdi yemek konusunda vazgeçemediğim bir tat ama ne biliyor musunuz? Kız kardeşimin elinin tadı. Onun dışında tabii ki kültür aşığı olarak, kültürümüzden vazgeçemeyen birisi olarak sizlerin bu katkılarınızı unutamayacağım. İnşallah tarih da sizi unutmaz. Ve hanenize güzel şeyler yazar. Çok teşekkür ederim kültürümüz adına. Evet, çok sağ ol. Evet, değerli izleyiciler. Zeki Altan ile otantik Kıbrıs mutfağı bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta yeniden buluşmak ümidiyle Neriman Ceyt Hoca'nın dediği gibi ve Kemal Atip Hoca'nın da dediği gibi bırak getir şeyi de. Bu ülkede vardık, var olacağız. Kültürümüz vardı, kültürümüz gene var olacak. Ve görüşmek ümidiyle sevgiyle kalın, hoşça kalın. Kıbrıs'ın mutfağına, otantik zamanına, kültürel bir sevdadır aslını yaşatmaya. Başında ak mendili, omuzunda peşkiri, Haşemi dendiğinde kim bilmez zekayı. Başında ak mendili, omuzunda peşkiri, Haşemi dendiğinde kim bilmez zekayı. Gel kuzum sarı.